Çanakkale deyince herkesin aklına karada ve denizde yazılan kahramanlık destanları gelir. Ancak o destanlar havada da yazıldı. Savaş tayyarecileri göz yaşartan fedakarlıklara imza attı. O fedakarlıklar Son Mektup filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Çekimler sürüyor. Hatta film için 1914 model 4 uçak yeniden yapıldı. Denizde ve karada Çanakkale Savaşı sürerken iki keşif ve gözlem uçağı havadan onlara destek verdi. Düşmanın yerini tespit eden o uçaklar Çanakkale Savaşı'nın 100. yılında gösterime girecek Son Mektup filmi için yeniden yapıldı. Bizim iki tane uçağımız var. Bir tane sonradan katılıyor. Tarihi gerçek de öyle. 20 tane geminin üstüne gidip film çekip bilgi toplamaya çalışıyor. Sonra da peşine takıyor, bizim bataryalara yaklaştırıyor, uçuyor, arkadakini vuruyorlar filan. Filmin hazırlıkları 2009 yılında başladı. Çanakkale Savaşı'nı anlatan Son Mektup filmi için 3 yıldır çalışmalar sürüyor ve film için 4 tane savaş uçağı yeniden imal edildi. Hangarda uçmaya hazır bekliyorlar. Hazır mıyız Sansel Bey uçmaya? Hazırız. Oyuncu Tansel Öngel, Çanakkale Savaşı'ndaki tayyarcileri anlatacak Son Mektup filminde Yüzbaşı Salih Ekrem rolünde. Filme hazırlanırken dönemin uçaklarıyla ilgili eğitim alıyor. Zaten büyük delilik böyle bir aletle yukarı çıkmak ama işte 1,5-2 kilometre yukarıdan genelde uçuyorlar, daha yakın uçuyorlar. Bilgi topluyor, kameraya alıyor, kamera kaydı yapıyor. Efendime söyleyeyim, eğer bir çatışmaya gireceklerse burada pistolleri var, pistolü çıkartıp tabancayla ateş ediyorlar birbirlerine. Türk, İngiliz ve Almanların savaşta kullandığı Albatros B-1 tipi 4 uçak hazırlandı. Hangarda çekimlerin başlayacağı 19 Mayıs tarihini bekliyor. Bu orijinal kıyafet. Orijinal birebir o dönemin subaylarının uçuş montları bu. Kürklü oluyor, işte boyunlarında bir de flör oluyor, bizim de olacak. Savaş tayyarcılarının hikayesini bambaşka bir gözle anlatmaya hazırlanan Son Mektup filmi 27 Şubat 2015'te vizyonda olacak.